Merhaba güzel dostlarım. Olağanüstü bir hayat istiyoruz. Şu anki olduğumuz halde memnun değiliz ve olağanüstü bir tarafa geçmek istiyoruz. Biliyorsun, bir satrançta bir piyon vardır. Ve karşı tarafa geçerse vezire dönüşür. Karşı taraf mı? Karşı taraf nereye ya? Yani orada nereydi ya? Karşı tarafın şahının vezirin olduğu yeri var ya arka tarafı satrancı biliyorsun değil mi? Oraya geçerse vezire dönüşür. Olağanüstü bir hal istiyorsun ve şu andan piyonsun ve vezire dönüşmek istiyorsun. Bunun yolunu öğrenmek istiyorsan benimle kal. Güzel dostlarım, satrançta bilirsin işte 16 taş var ama bunun 8'i piyondur. Ve sen kendini şöyle düşünmeni istiyorum. Sen bir piyonsun. Ve bir piyon çıkar öne böyle bir kare gider. Ve sonra bir kare daha gider. Tek başına piyon ilerlemeye kalkışırsa ne olur? Çok güçsüz olur ve bir anda onun hayatı son bulabilir. Peki ne yapıyoruz biz o sırada? Piyonu ileriye alıyoruz. Sonra sağ tarafına bir piyon daha geliyor, onu koruyor. Diyelim ki ilk piyonu iki kare ileri aldın. İkinci piyon bir kare de onun hemen yanında. O kimdir biliyor musun? Hayatta en çok güvendiği dostu. Sonra diğer tarafa bir piyon daha gelir. O da çok güvenli başka bir dostudur. Ve dolayısıyla ona karşı tarafta bir saldırı geldiği zaman piyon kendisini koruyor durumdadır. Peki bunun yolu ne? Nasıl kendimize dostlar ederiz? Bir insan, güzel dostlarım, ne kadar dost arkadaşı varsa o kadar güçlüdür. Bir ağaç dalıyla budağıyla büyük görünür. Ve biz fakiriz. Neden fakiriz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyoruz. Sevgisizlik insanın intiharıdır. Ne kadar çok seviyorsak o kadar zenginiz, ne kadar çok seviyorsak o kadar güçlüyüz. Ve sevgi bekleyip, yani sevgi sahibi olmayanların en büyük problemi ne biliyor musunuz? Çünkü sevgi bekliyor. Sevgi beklediği için sevgiyi alamıyoruz. Sevgi verirsen sevgili, hani hayatta denge var ya, verdiğin kadar alıyorsun ya, işte ne kadar verirsek o kadar alacağız. Ve fakirliğimizin en büyük sebebi sevgisizliktir. Ne kadar çok sevebilirsek o kadar zenginiz. Ve bir dostum, dostum yanımda olsun. Sen dostunun yanındaysan dostun da senin yanında. Ve satranca bakarsan güzel dostum ne yapıyoruz? Orada kale var değil mi? Kale ne yapıyor? Kale dedim. Pardon, at var. At ne yapıyor? Engelleri atlıyor. Engelleri atlayarak ilerliyor. Ve benim en çok hoşuma giden taraf da şu. Her şey bitti dediğin anda köşelerde kaleler var. O kaleler neyi biliyor musun? Bizim ilham kaynağımız. Hayatta başarılı olmak istiyorsun. Bir yere doğru gitmek istiyorsun. Neden? Dara düştüğünde, zora düştüğünde sığınacağın bir kalen olması lazım. Yani bir ilham kaynağın olması lazım. Neden başarılı olasın? Bu hayattaki amacın ne? Hayattaki amacın ne? O hayattaki amacın senin ilham kaynağın olması gerekir. Ve kaleyi iyi kullandığında, atı iyi kullandığında, fili iyi kullandığında, vezir iyi kullandığında, daha doğrusu sen bir tek piyonsun ya, diğer arkadaşlarına, diğer güçlerini iyi kullandığında, karşı tarafa gittiğinde efsane bir şey olur. Vezire dönüşürsün. Bunun için de ne kadar verirsen o kadar alırsın. Bizim fakirliğimizin, bizim başarısızlığımızın en büyük sebebi sevmeyi beceremedik. Kibarlıktan kimse ölmez arkadaşlar. Rahmetli Barış Manço'nun çok güzel bir sözü var, biliyorsunuzdur. Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Ve yumuşaklığın, esnekliğin ne kadar çok bize başarı getirdiğini farklı kulvarlarda ya da farklı videoda defalarca anlattım. Ne kadar esneksek, ne kadar hoşgörülüysek o kadar başarılıyız. Ve sen ne kadar hoşgörülüysen sana da o kadar hoşgörülüler. Sen ne kadar sevgi sunuyorsan sana da o kadar çok sevgi geliyor. Ve biliyorsun az olanı veremezsin. Eğer senin bir şey azsa, az paran varsa veremezsin. Bizler sevgiyi sanki para gibi kasalara koymuşuz. Başkalarına vermek istemiyoruz gibi. Tabii ki yüreğindeki sevgi azsa başkasına da veremezsin. Çok varsa başkalarına verebilirsin. Bunun
Kaynak da sensin zaten. Dolayısıyla birinci sevmen gereken kişi sensin. Sen kendini sevdiğinde herkese yayılmaya başlayacak ve çevrendeki dostlar seni hayata karşı yenilmemen için desteklemeye başlayacak. Sağ tarafa en iyi dostun, sol tarafa en iyi dostun, en iyi dostların gelecek ve seni korumaya başlayacaklar ve sen karşı tarafa geçecek ve vezire dönüşeceksin. Yani efsane bir şey olacak, olağanüstü bir şey olmuş olacak. Güzel dostlarım, lütfen ideallerimiz konusunda, hayallerimiz konusunda cömert olalım. Karar verelim ve kararlarımız konusunda cömert olalım. Sevelim ve sevgi konusunda cömert olalım. Çünkü sevgisizlik bizi intihara götürür. İntihar eden insanların ortak bir özelliği var, biliyor musunuz? O da neyi biliyor musunuz? O da değişimden ümitlerinin olmaması. İster çok zengin ol, ister çok fakir ol, fark etmez. Eğer değişim durmuşsa işte orada ölüm başlar. Çünkü insan bilen değil, öğrenen varlıktır. Yaratılışımızda biz arkadaşlar hep öğrenmeye göre kodlanmışız. Doğduk, neyi öğreniyoruz? İşte önce işte yürümeyi öğreniyoruz. Sonra konuşmayı öğreniyoruz. Okumayı öğreniyoruz. Yazmayı öğreniyoruz. Hep bir şey öğreniyoruz. Bir şey öğrendiğimiz zaman mutluyuz. Bana diyorlar ki nasıl mutlu olabilirim? Bana göre mutluluğun en kestirme yolu bir şey öğrenmek. Yeni bir şey öğrendiğimizde anında çok mutlu olmaya başlıyoruz. Eğer yani bu öğrenmekten kastettiğim şey arkadaşlar değişim. Yani bir kuaföre gidersin, bir değişim olur, mutlu olursun. Alışverişe gidersin, ufak bir değişim olur, mutlu olursun. Ve hayatımızda değişim olduğu müddetçe biz mutluluğa doğru ilerlemiş oluruz. Ve değişim yoksa, yani hayattasın, dünyadasın ve değişim yok artık hayatında. Bu aslında şunu demek oluyor. Ben artık dünyadan çıkabilirim. Çünkü olacağımı oldum. Artık buyum ve değişemiyorum. Dolayısıyla dünyadan çıkma yolun geliyor ve hani ne diyor insanlar? Nasıl gidiyor hayat diyorsun? Monoton hocam, hep aynı. İşte gerginim. Şimdi monotonsan, her gün hayat aynı gidiyorsa işte o zaman gergin oluyoruz. İntihar edenlerin ortak tek bir özelliği vardır. Değişimden ümitleri kalmamıştır. Aslında intihar edenlerin ortak tek bir özelliği vardır. Allah'tan ümitleri kalmamıştır. Allah'tan ümidin varsa değişim devam edecek. Ama yarınki doğacak güneşten ümidin yoksa bu defa diyorsun ki ölüm daha iyi. Zengin ol, fakir ol fark etmez. Değişim yoksa bu hayattan ayrılıyorsun artık. Dünyadan ayrılma vaktin gelmiş demektir. Değişimin de en kestirme yolu insan için en önemli değişim ne arkadaşlar? Bizim insan olduğumuz nereden belli? Diğer varlıkların farkımız değil. Aklımız var. Yani biz yeni bilgiler alırız, yeni veriler alırız ve o bilgilerle değişiriz. Yoksa kaşığın, gözünün, bedenin iyi olması seni mükemmel yapmıyor. Bizi mükemmel yapan ne arkadaşlar? Bilincimizdeki değerler. Bilincimizdeki değerler ne kadar kaliteli ise biz o kadar kaliteli insan olmuş oluyoruz. Ve zihin bildiği zaman bilgi diyoruz, kalp bildiği zaman sevgi diyoruz. Sevgiyi ne kadar sınırsız verebilirsek, ne kadar sonsuz verebilirsek o kadar başarılı bir hayat bize doğru geliyor. Sevgiyi ne kadar sınırsız verebilirsek o kadar zengin bir hayat bize doğru geliyor. Başarısızlığın tek bir yolu var. Sevgisizlik. Evet güzel dostlarım. Cömert davranıyoruz. Hayallerimiz konusunda cömert oluyoruz. Çünkü neyi hayal edersen biliyorsun o seninle beraber ya. Onu hayal et de ki karar verdim ben bu hayale kavuşmaya. Cömert davranıyoruz. Sevgimiz konusunda, sevme konusunda cömert davranıyoruz. Biliyorsun denge var olduğu için sen ne kadar seversin o kadar gelecek. Ve insanlar ne diyor? Anlaşılmak istiyorum. Beni birisi anlasın. E tamam sen de birisini anla ki biri seni anlasın. Şunu diyebilirsek güzel dostlarım. Ben birisini anlayayım bugün. Bugün birisini anlayayım ve yarasına merhem olayım diyebiliyorsak o zaman birisi de bizi anlıyor. Bugün birisini sevindireyim, seveyim diyebiliyorsak o zaman birisi de bizi sevmiş oluyor. Çünkü hayatta daima denge var ve dengeyle gidiyoruz. O zaman sen bir piyonken tüm ekip senin emrine giriyor. Tüm ekip sana destek veriyor ve sen hayaline karar verdiğin hayale ulaşmak istediğin hedefe ulaşıyor ve vezire dönüşmüş oluyorsun.
Ne ile? Sevgiyle. Ne ile? Cömertlikle. Ne ile? Vermekle. Sevgisizliğin bir yolu var. Sevgi beklemek. Sevgi insanın olmanın bir yolu var. Sevgiyi vermek. Çünkü verdikçe alacaksın. Verdikçe alacaksın. Kuyudan çıkan su gibi. Kuyudaki suyu kullandıkça alttan su gelecek. Suyu kullandıkça alttan su gelecek. Ama kullanmadığın zaman suyu ne olacak? Bu defa su kirlenecek, pislenecek. Hatta gözü de kuruyacak. Ama verdikçe alttan daha fazlası gelecek. O zaman güzel dostlar ne yapıyoruz? Cömertiz. Hayallerimiz konusunda, ideallerimiz konusunda, sevgimiz konusunda cömertiz. Öylesine diyoruz güzel dostlarım. Daima cömert kalın. Daima tatlı dille, güler yüzle ve sevgiyle kalın. Güzel dostlar, misafirim olur musunuz? Konuğum olur musunuz? 23, 24, 25 Mart'ta koçluk ve kuantum eğitiminde bir araya gelip bu videolarda izlediğiniz enteresan bilgiden daha derinine dalsak, daha ayrıntılara girsek ve sonrasında eğer yaşam koçu olmak istiyorsanız, eğer kuantum uygulayıcısı olmak istiyorsanız ve hatta o bahsedilen olağanüstü hipnozu deneyimleyip o çocukluğa gitmek istiyorsanız ve sonrasında bu eğitimlerden sonra sertifikalarınızı alıp kişisel gelişim uzmanı olarak hayatınıza, hayat yolunda devam etmek istiyorsanız 23, 24, 25 Mart'ta konuğum olur musunuz? Misafirim olur musunuz? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.